Merhaba hanımlar. Bebeğime ne zaman uyku eğitimi vermeliyim? Ne zaman başlamalıyım? Neler yapmalıyım diye soruyorsunuz. Şimdi öncelikle uyku eğitimi verip vermemekte kararsız kalan birçok anne var. Aman nasıl olsa ileride öğrenir diyen birçok anne var. Ama size şunu söyleyeyim. Mesela çocuğunuz uyumuyorsa ve saatlerce ağlıyor ya da ayağınızda sallıyorsunuz. Ayağınızda sallamayı bıraktığınız anda yeniden ağlıyorsa memede uyuyakalıp memeden ayrılınca yeniden kalkıyorsa bu sizi e, çok yorar. Ne kadar buna dayanabileceğinizi sorun kendinize önce. İyi süt üretimi olabilmesi için mesela emziriyorsanız vücudun iyi süt üretim yapabilmesi için sizin vücudunuzun dinlenmesi lazım. Çocuğunuza iyi bakabilmeniz için sizin dinlenmiş bir şekilde ayağa kalkmanız lazım ki mesela çocuklarda her şey birbiriyle bağlantılıdır. Uyku problemi yaşayan bir çocukta beslenme sıkıntısı da oluyor. Anneler diyor ki benim çocuğum meme reddi yapıyor. Emmek istemiyor. Ondan sonra çocuğun gelişimi geriden geliyor diyerekten üzülüyorlar. Adam akıllı uykusunu almayan bir çocuk emmeyi, emmeyi de reddediyor sürekli huzursuz oluyor. Gelişiminde de sıkıntılar yaşıyor. Yani siz uyku eğitimini vermeye başladığınız zaman çocuğunuzdaki her şeyin düzeleceğini inandırın kendinizi. İlk soruya gelelim. Uyku eğitimine en erken ne zaman başlanır? 120 gününü geçtikten sonra başlayabilirsiniz. Yani 4 ayından sonra. Ne kadar erken başlarsanız sizin için daha iyi olacak. Yani bebeğinize daha çabuk öğretebileceksiniz. Bebeğiniz büyüdük sıra sizi daha iyi tanıyacak. Diğer insanları yabancılayacak. Size daha bağlı bir hale gelecek ve uyku eğitimi vermeniz de daha çok zorlaşacak. Ne kadar erken başlarsa da sizin için o kadar iyi. Peki ne yapmalıyız? Nasıl başlamalıyız? Kendinizi bir saat belirleyeceksiniz öncelikle. Mesela 9.30. Saat 9.30'da her gün bebeğinizi yatağına koymanız lazım. Ama öncesinde neler yapılmalı? Çok aşırı huysuz bir çocuğunuz varsa öncesinde ılık bir duş aldırıp banyodan çıktıktan sonra da vücudunu bebe yağıyla yağlayabilirsiniz. Zaten su bebeği dinlendireceği için rahat bir şekilde uykuya dalacaktır. Kıyafetinin onu rahatsız etmeyecek tarzda olması lazım. Ben genelde her akşam yatarken çocuklarımın üçüne de uyku tulumu giydiriyorum. Sizlere de tavsiye ederim uyku tulumunu. Hem bebeğinizin sağdan sola dönerken üstünü açıp üşütme ihtimalini önlüyor uyku tulumları. Ve bebeğinizin karnının tok olduğundan emin olmalısınız. Karnı tok olan, altı temiz olan ve yeteri kadar oynayıp eğlenmiş, yorulmuş olan bir bebek çok rahat bir şekilde uykuya dalacaktır. Tüm bunları yaptığınızdan emin olduktan sonra bebeğinizi Yatağına bırakın, ışığı kapatın ve çıkın. İlk 2-3 gün ıı, ınırdanacaktır, ağlayacaktır. Böyle çok şiddetli bir şekilde ağlama derecesine gelene kadar bebeğinizin yanına gitmeyin. Ama çok ağlıyor ve durmuyor. Yanına gidin, ışığı yakmadan sessiz bir şekilde bebeğinizi kucağınıza alın birazcık sakinleştirin ve tekrar geri koyun. Bu işlemi bir gecede 4-5 kere yapabilirsiniz. İlk 2-3 gün bu şekilde olacak. Çocuklara uyku eğitimi vermek öyle kolay değil yani. Ve mutlaka çocuğunuzun yanında uyku arkadaşı olsun. Küçük bir ayıcık olur, sizin bir yazmanız olur, eşarpınız, kazdağınız, tişörtünüz ya da sevdiği bir oyuncağı olabilir. Mutlaka bunu da yanına koyun. Sarılmasını sağlayın. Onun kokusunu almasını sağlayın ve kendini güvende hissetmesi lazım. İlk gün bu şekilde denediniz. Çocuğunuzu yatırıyorsunuz, geri kalkıyor. Yatırıyorsunuz, bağırıyor. Bu şekilde ilerlediği zaman 4-5 kere deneyin. Eğer hala uykuya dalmayıp öfkeleniyorsa yanına siz de oturun ve yanında olduğunu hissettirin. Eğer "Hayır, olmuyor, yapamıyorum." deyip çocuğunuzu alırsanız kendi her zamanki uyuttuğunuz şekilde mesela sallayarak ya da Mehmet'i e, Mehmet e uyutuyorsanız o şekilde yaparsanız eğer çocuk hiçbir eğitimi alamaz. Sizin kararlı olmanız lazım. Bir gün, iki gün, üç gün en fazla dört gün bu şekilde gider. Ama beşinci güne alışmış olur. Bir defalık bu cefayı çekmelisiniz bence. Sonrasında uykusunun tamamen düzene girmesi için. Ben de ilk oğlumdan çok çektim. Sabahlara kadar salladım. Uyumaz zannediyordum. Ama diğer ikinci ve üçüncü çocuğumda bunu yapmadım. Ve en erken uyku eğitimi verdim. 4-5 aylıkken. Alıştıkları düzeni de hala aynı şekilde devam ettiriyorum. Öyle anlattığınız gibi kolay değil diyenler olacaktır. O yüzden söylüyorum ben de iki çocuğumda yaşadım, yaptım, uyguladım ve faydasını gördüm. Sizlere de tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Sormak istediğiniz sorularınız varsa altta yorumlar kısmına yazın.